Şimdi işimiz tamam doktor bey. Eğer yanlış hatırlamıyorsam civarda bir çiftlik olmalı. Neredeyse gece bastıracak. Nasıl yol buluruz da çiftliğe ulaşırız? Donmak istemiyorsan yolda buluruz izle. Sen çantamı alıver. İstanbul gibi yeri bırakıp buralara döner miymişsen? Koskoca doktor çıkmışsın hamdolsun. Babandan kalan üç karış toprağa ihtiyacın mı var? 15 yıl oluyor memleketten ayrılalı. Ama beni buraya çeken toprak değil. O topraklar üzerinde yaşayan insanlar. Onlara faydalı olabilmek için okuttu devlet baba beni. Böyle bir havada vurdular Çavuşoğulları abini. Aradan 3 yıl geçti, hala kanını arayamadık. Kanun suçluya cezasını verdi baba. Hala bu kan davasını sürdürmenin faydası yok. Okullarda öğrendiğim bu sözlerle yüreğimi kemiren sızıyı söküp atamazsın. Oğlumun kanını sormadan göçüp gidersem ne yüzle çıkarım atalarımın katına? Peki bu hep böyle mi gidecek? Durmadan suçsuz insanlar mı ölecek? Böyle yazılmış bu. Oğulları beni öldürmek için fırsat kolluyorlar. Sen olmasan ben daha önce bitireceğim işlerini. Ama ne çare. Ardımda sen yapayalnız kalacaksın. Gene evlenme konusuna getireceksin sözü baba. Ama boşuna. Sevmediğin bir adamla nasıl evlenir? Nesini beğenmiyorsun Kara Mahmut'un? Dağ gibi adam. En az bizim kadar da zengin. Aileye bir erkek gerek. Anlamıyor musun kızım? Anlıyorum baba. Öyleyse. Babacığım. Bana biraz fırsat ver. Belki benim de beğenebileceğim başka bir kısmet çıkar. Hayırdır inşallah. Bir gelen var. İki misafir var bey. Arabaları kara saplanmış. Geceyi geçirecek bir yer istiyorlar. Buyurun. Üstünüzdekileri çıkarın. Ocağın başına geçin. Teşekkür ederim. Dermin! Yemek hazırlansın, yatak yapılsın misafirlere. Baş üstüne ağam. Şükür ki bu havada donmadan çiftliğin yolunu bulabildiniz. Allah acıdı bize beyim. Doktor bey buralarda bir çiftlik olacak diye tutturmasaydı... ...şimdiye kadar çoktan donup kalmıştık. Bey doktor demek. Ama bizim buraları bildiğine pek şaştım. Daha önce hiç gelmiş miydiniz? Çocukluğum bu civarda geçti sayılır. Babanız memur falan mıydı? Hayır. Okuması bile yoktu zavallının. Zaten genç yaşta kaybettik. Amcam okuttu beni. Armutlu köyündenim. Bak sen! Demek bizim köydensin. Çok sevindim. İftar ettim seninle. Sağ olun efendim. Bizim Nazlı da okumuş sayılır. 3 yıl oldu Ankara'da enstitüyü biteli. Eski adetlerimize de pek saygılıdır. Teşekkür ederim. Elinize sağlık, çok güzel olmuş. Yıllardır böyle lezzetli bir çorba içmemiştim. Afiyet olsun. Bizim tarhana çorbalarımız pek meşhurdur. Deminden beri düşünüyorum.
Bizim köyün çocuklarından bir doktor çıkıyor da benim haberim olmuyor. Nasıl olur bu iş? Çok küçük ayrıldım köyden. Babam İstanbul'da okutmak istemişti beni. Sonra ölünce amcamın yardımıyla bitirdim okulu. Tanımak isterim amcanı. Kimlerden olur? Çavuşoğullarından. Hamza Çavuşoğlu. Bir Çavuşoğlusun demek. Evet. Bir şeyim var. Bir değil, birçok şey var. Kanlı düşmanımsın sen benim. Baba! Dur, sen karışma. Dua et ki evimde misafirimsin. Yoksa bir Çavuşoğlu'nu gebertmek benim için büyük zevk olurdu. Anlamıyorum. Ne yaptım ben size? Sen yapmadın ama... Öğüp durduğun o melun amcan dağ gibi oğluma kıydı. Sonra köpek leşi gibi sürüyüp ölüsünü kapıma bıraktı gece yarısı. Daha ne duruyorsun? Elinden bir kaza çıkmadan git evimden! Baba! Doktor Bey'in ne suçu var onlarda? Karışma dedim sana Nazlı! Babacığım! Gene de sıcak çorba için teşekkürler. Sen kusurumuza bakma, istirahatine bak. Kasabayı tutabilir mi dersiniz? İmkansız. Altında bir hayvan olsaydı belki. Yürüyerek varamazsınız köye. Babamın davranışından dolayı özür dilerim. Beni düşündüğünüz için ben de teşekkür ederim. Bir daha buralara gelmeyeyim. Babam öldür sizi. Geleceğim. Bu saçma kan davasının sürüp gitmesine müsaade edin. O zaman amca oğullarınızı yola getirmeye çalışın. Nazlı Hanım! Peki ama bu at... Köyün dışında bırakırsanız kendiliğinden çiftliğe döner. Demek evinde misafirsin diye vurmadı seni. Kudurada o yürek ne gezer... Karşısına dağ gibi Çavuşoğlu'nu görünce düpedüz korkmuştur Teres. İşte öyle bir adama benzemiyorum. Bilemesi ki babamız bu yaşında hapislerde çürümekte. Senin yüreğin mekteplerde yufkalaşmış. Çavuşoğulları sağ kaldıkça Hıdır Ağzı'yla yaşamak haram. Zavallı bir ihtiyara dalaşmak bize yakışmaz. Ölenler öldü. Bırakın artık bu kan davasını. Murat Ağam'ın kusuruna bakma. Besbelli, Hıdır Ağa'nın kızı gönlünü çelmiş. Mesele buysa kolay amcaoğlu. Sen emret çiftliği basıp kızı sırtlayalım. Armutlu'nun mağaralarında çok kız oynattık biz. O kızın adı bir daha benim oldum olmayacak. Anlaşıldı mı amcaoğullar? Şimdi yorgunum yatacağım. İsterseniz gerisini sonra konuşuruz. Ana odasını gözet. Şunu da bağlayalım. Güzel oldu mu çocuklar? Bravo. Çok güzel olmuş doğrusu. Heykel tıraş olmalıydı. Hadi çocuklar Allah'a ısmarladık. Güle güle anne Allah güle güle. Ah!
Neden kaçıyorsun? Yoksa korkuyor musun benden? Hiç kimseden korkmam be. Hem silahım da var üstelik. Antika bir hançer. Oldukça eski olmalı. Büyük babam vermişti bana. Kendimi bildim bileli taşırım. Bu kadar eski ise mutlaka üzerinde Çavuşoğulları'nın kanı vardır. Elbette var. Tıpkı bizim kanımızın sizin hançerlerinizde olduğu gibi. Şaka yaptım. Bütün bunlardan bize ne? Yoksa sen de etrafımızı saran gözleri cehaletten kör olmuş insanlar gibi mi düşünüyorsun? Ne fark eder? Buralara gelmemeliydiniz. Bu köy çiftliğin arazisi içindedir. Babamın adamları her an kötülük edebilirler size. Bir hastaya gelmiştim. Bırakayım insanlar köpek gibi mi ölsünler? Neden anlamıyorsunuz? Çavuşoğullarındansınız. Her an ölümle burun burunasınız. Bak Nazlı. Aramızda yığılmış mezarlardan, aptalca kan davasından çok daha gerçek olan başka bir şey var. Neymiş o gerçek? Gözlerin içinde okuduğum aşk ve sevgi. Susun. Böyle şeyler söylemeyin. Babam duyarsa öldürür ikimizi de. Aşk düşmanlıktan da üstündür, kinden de. El ele verirsek bütün engelleri aşarız. İnanıyor musun bana? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Babam kasabadan daha dönmedi mi Nermin abla? Hayır ama neredeyse gelir. Hiç bu saate kadar kalmazdı. Başına bir şey gelmesin sakın. Ağzından yel alsın, o nasıl laf? Yavaş yürü aralık. Baba! Baba! Babacığım! Kim koydu seni bu hale? Kendine gel Nazlı, kendine gel. Nermin abla, ne duruyorsunuz? İçeriye taşıyın. Yavaş, 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 yavaş bırak. Yaşıyor. Hemen Doktor Murat Bey'i çağırın. Ne duruyorsunuz hala? Niye duruyorsun Recep Çavuş? Murat Bey bir çavuş oğlu. Nasıl çağırırız kızım? Çağırsak da gelir mi? Gelir. Sen koş haber ver. Hadi. Nasıl oldu bu iş? Anlatsanıza. Tam Aksu geçidine varmıştık ki ormandan üzerimize ateş açtılar. Ağayı selamete ulaştıralım derken peşlerini kovamadık. Bana sorarsanız Çavuşoğlu oldukları muhakkak. Ulu Tanrım! Neden erkek yaratmadın beni, neden? Bu kadın halimle yalnız bırakıyorsun. Temiz çarşaf getirin, masaya hazırlayın hemen. Siz de yaralıyı taşıyın. Lambayı yaklaştırın.
Nabzı normal. Sarsmadan yatağına koşayım. Ne amcaoğlu? Doktorluktan vazgeçip tüfekçi ustası mı oldun yoksa? Bu çekirdeği dün akşam Idrak'ın göğsünden çıkardım. Zamanında yetişmeseydim şimdi ölmüştü zavallı. Hala yaşıyor mu Hıdır'a? Yaşıyor. Ve ben sağ oldukça da yaşayacak. Bu canavarlığın sonu gelmeli artık Rüstem. İnsanlığa sığmaz yaptıklarınız. Yoksa... Yoksa ne? Jandarmaya mı teslim edeceksin bizi? Gerekirse ederim. Ama jandarmadan evvel beni bulacaksınız karşınızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün daha iyi. Kendine gelmeye başladı bile. Kızım. Nazlı. Neredesin? Buradayım. Su. Su ver bana. Adam benim odamda. Çabuk defedin bu adamı dışarıya. Recep, ne duruyorsun hala? Yapma babacığım, hayatını Murat Bey'e borçlusun. Nazlı kızım haklı bey. Doktor bey yetişmeseydi o yarıyla birkaç saatten fazla yaşayamazdı. Bir Çavuşoğlu'na borçlu olmak istemem. Karşılığında ne istiyorsa verin de defolup gitsin. Hiçbir şey borçlu değilsiniz bana. Ama ille de bir şey ödemek için ısrar ederseniz, isteyeceğim şey sizin için pek ağır olabilir. Hiçbir şey seni burada görmekten daha ağır gelmez bana. Çift, çubuk, tarla, kaç para istiyorsan hemen verilecek. Yeter ki defol git buradan. Kızınızı... Ne dedin? Kızımı mı istiyorsun? Silahım, çabuk silahımı getirin. Buyurun. Benim silahımı alın. Dostluğunuzu kazanıp bütün kötü olaylara bir son vermek istemiştim. Yalnız sizden ricam Nazlı ile aramıza girmeyin. Buna ne sizin ne de kimsenin gücü yetmeyecektir. Recep. Buyur bey. Ara Mahmut'a haber salın. Kendisiyle görüşeceklerim var. Başüstüne bey. Buraya baksana sen. Sana söylüyorum Süppe. Bana mı söylüyorsun? Duymadın mı? Murat denen o zibidi doktor sen değil misin? Zibidi, Züppe'yi bilmem ama doktor ve Murat olan benim. Bana da Kara Mahmut derler. Bir daha Nazlı'nın etrafında dolandığını görürsem, Çavuşoğlu olduğuna bakmaz, bacaklarını kırarım.
Geçmiş olsun baba. Sağ ol. Yarın muayenehane mi olur? Olur. Nazlı'nın benim olduğunu hiçbir zaman unutma sakın. Yaşa be amcaoğlu. Çavuşoğlu olduğunu ele güne ispatladın sonunda. Murat abi, doktor mektebinde mi öğrettiler sana dövüşmesini? Hayır. Askerliğimi komando okulunda yaptım. Bu kadar zaman sen olmadan nasıl yaşayabildim şaşıyorum. Ben de yapamıyorum artık. Günlerdir bu civardan geçmeni bekliyordum. Evlenmeyeceksin değil mi o adam? Hayır. Ben istesem de Kara Mahmut almaz beni artık. Utancından evinden dışarı çıkmıyormuş. Ben sağ oldukça saçının teline bile başkasını dokundurmam. Ben dokundurur muyum sanıyorsun? Ulu Tanrım, şu Hıdır Ağa'nın inadını kıracak bir çare göster bana. Çaresi yok Murat. Babam beni hiçbir zaman vermeyecek sana. Ben ne kadar kötü bir kız olmalıyım ki bunu bile bile sana gelmekten kendimi alıkoyamıyorum. Üzülme Nazlı. Utanma bundan. Asıl utanması gereken onlar. Bizim de küçücük bir evimiz, böyle çıtırdayarak yanan bir ateşimiz olmalıydı. Kim bilir ne kadar mutlu olurduk. Doktor olup köyüme dönerken kendimi bu topraklar üstünde yaşayan insanlara adamıştım. Ama seni o kadar seviyorum ki... benden gelirsen her şeyi bırakıp başka diyarlara gideriz. Yapamam. Babam kahrından ölür. Ya, demek ki yeterince sevmiyorsun beni. Sus. Nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin? Her şeyden, herkesten... kendimden bile fazla seviyorum seni. Nazlı! Nazlı! Nazlım, affet beni Nazlım, affet. Bunu yapmayacaktım Murat. Beni kirletmeye hakkın yoktu. Kötü bir şey yapmadım sana Nazlı. Baban seni vermeye razı olsun diye yaptım her şeyi. Elimde olmadan yaptım deseydin belki affederdim seni. Ama şimdi... Nazlı, Nazlı! Bırak beni, dokunma bana. Böyle suçlu bırakıp gidemezsin beni. Dünya ahiret karım sayılırsın artık. Kaçacağız buralarda. Göreceksin bak ne kadar mutlu olacağız. Yarın sabah güneş doğarken pınarın başında bekleyeceğim seni. Geleceksin değil mi? Başka çarem var mı? Baba, neden kalktın yatağın? Daha yaran iyice kapanmadı. Bu yaranın kapanmasını yatakta beklersek Çavuşoğullarının dilinde türkü olacağız. Kara Mahmut kalıbının adamı değilmiş. İş başa düştü kızım. Nereden geliyorsun sen? Yadigar teyzeye uğramıştım biraz. Biliyorsun torunu hasta. Doktorun civarda dolaştığını söylediler bana. Neler geliyor aklına baba? İnsanın aklına gelen başına gelebilir. Ya korktuğun olsa?
Ben şeytana uyup bir hata işlesem? Önce seni öldürürüm, sonra kendimi. Ama böyle bir şey yapacağın aklımın ucundan bile geçmez. Amcaoğlu, eşyanı topluyorsun bakıyorum. Yolculuk nereye? Şehre ineceğim, işim var. Hadi hadi, bizden saklama. Demek sonunda kararını verdin, öyle mi? Baksana, kül yutar mıyız biz? Madem kızı kaçıracaksın, bir de haber vermek yok mu? İyice keyfini yapmadan sakın geri salma Murat abi. Öyle bir cümbüş olmalı ki yedi köyde söylenmeli. Ağzını topla Sersem, bu iş bildiğin gibi değil. Allah'ın izniyle nikahlayacağım Nazlı'yı. Ne dedin? Nikahlayacak mısın? Evet, yengeniz olacak Hıdır Ağa'nın kızı. Bundan sonra lafınızı ona göre ayarlayın ki ucu size dokunmasın. Çıldırdın mı sen? Nasıl yaparsın bunu? Bilmez misin ki kanımız vardır onlarda? Ben sizin gibi düşünmüyorum. Sen çavuş olursun Murat, bizim kanımızdansın. Ne olursa olsun Nazlı ile evlenmeme kimse engel olamaz. Son defa söylüyorum Murat, vazgeç bu işten. Hayır, çekilin yolumdan. Öyleyse benden günah gitti amcaoğlu, yakalayın! Şehre varınca kimseye görmeden hastane kapısına bırakın. Bir süre denemez buraya. Güzelim. Seni burada bekleyecekti demek ha? Sen de buna inandın öyle mi? Aptal. Sahiden seni alacağını mı sandın? Murat'ın maksadı senden eğlenip Hıdır Ağa'yı köye rezil etmekti. Senden hevesini aldı, şimdi bize devretti. Görelim bakalım ne cilveleri varmış Hıdır Ağa'nın kızının. Hep Çavuşoğlu'yuz nasıl olsa. Ha Murat Arustem, senin için hepsi bir. Yaklaşma. Nazlı. Nazlı neredesin? Nazlı. Nazlı. Neredeyim ben? Sakin olun. Nazlı nereden? Nazlı! Nazlı! Kendinize gelin, durun, yapmayın. Nazlı! 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 Bırakın beni! Sıcacık tarhana getirdim. İyi gelir bu havada.
şey istemiyor Nermin abla. Ne oldu birdenbire Nazlı? Bir şey yok, başın döndü biraz. Açlıktan olacak. Günlerdir ağzına bir lokma koyduğun yok. Kendine kastın nedir anlamıyorum. Sen bana biraz su ver abla. Ya işte Nermin abla. Herhalde üşütmüş olacağım. Ne haber? Doktorun nereye savuştuğunu öğrenebildin mi? Hayır beyim. Kimsenin bir şey bildiği yok. Yalnız... Yalnız ne? Çavuşoğulları laf çıkarmışlar. Bilmem ki nasıl söylesem. Ağzında geveleme be adam. Lafın gerisini getir. Besbelli Çavuşoğulları'nın uydurması. Kısa kes be adam. Ne laf çıkarmışlar onu söyle. Güya doktor bey Nazlı kızımız başına kalmasın diye kaçmış. Ne demek bu? Söylediklerine göre Nazlı kızımızla doktor bey gizlice buluşurlarmış. Ne? Aç kapıyı Nazlı! Açlıyorum sana! Geliyorum baba. Aç şu kapıyı! Hadi! Açıyorum baba. Seni bunun için mi büyüttüm? Oğlumun katillerinden başka oynaşacak kimse bulamadın mı? Susarak kurtulamazsın elimden. Cevap ver bana. Murad'ın koynuna girmeye utanmadın mı hiç? Cevap ver. Ha? Cevap ver diyorum. Ha? Cevap ver bana. Konuş. Konuş. Ha? Konuş. Dur beyim yapma. Bilmez misin sen Çavuşoğulları'nı? Besbelli uyduruyorlar, kara çalıyorlar kızına. Onların lafına uyup da Nazlı'na kıyacak mısın? Nazlı. Nermin abla. Söyle Nazlı, anlat nedir derdin? Yok, hiçbir derdim yok benim. Tanrım yalvarırım acı bana. Tanrım, kendimle birlikte karnımdakini de ölüme sürüklediğim için beni affet. Nazlı, dokunma bana. Ah Nazlı, nasıl yaptın bunu? Neden kıymak istedin canına? Nermin abla, ah Nermin abla, neden kurtardın beni? İyilik mi yaptın bana sanki? Söyle Nazlı, ben ablamım senin. Genç yaşında seni canından bıktıran derdin ne? İşte derdim. Bak, nasıl kımıldıyor. Söyle şimdi, canıma kıymayayım da ne yapayım? Babamın farkına varırsa ne yaparım? Hastalandığını bahane eder, babanı kandırıp yayladaki eve göçeriz. Çocuk doğana kadar olup biteni kimsenin ruhu duymaz. Peki doğduktan sonra?
Ona da bir çare buluruz elbet. Geçici olarak şuurunu kaybettiği için 7 ay hastanede yatan Murat, iyi olur olmaz Nazlısına kavuşmak için kasabaya dönüyordu. Nazlı! 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 Anlıyorum. Seni bırakıp kaçtığımı sanıyorsun. Ama yanılıyorsun, olanları bildin. Hiçbir şey bilmek istemiyorum. Geldiğin gibi git burada. Bak Nazlı, beni suçlamadan önce sözlerimi sonuna kadar dinlemeye mecbursun. Hayır, inanmıyorum sana. İnanmayacağım da hiçbir zaman. İnanacaksın. İnanmaya mecbursun. Çünkü seviyorum seni. Kimseyi sevemezsin sen. Köpekler gibi acı çektirdin bana. Defol git buradan. Seni almadan hiçbir yere gitmem. Gitmezsen gebertirim seni. Karışmayın bu işe. Her şeye siz sebep oldunuz zaten. Ne? Ne söylediğini bilmiyorsun sen. Yaranı sarmak lazım. Yardımınıza ihtiyacım yok. Çekilin, çekilin yolumdan. Dursun. Yaklaş da Murat Ağa'nı atına bindirelim. Dokunmayın bana. İçiniz rahat etsin artık. Temelli gidiyorum burada. Ne yapacağız şimdi? Dırayı tez vakitte geberteceğiz. Çavuşoğlu'nun kanını akıtmak cezasız kalmaz. Neden bana inanmıyorsun ağa? Nazlı kızın günlerdir dizimin dibinden hiçbir yere ayrılmadı. Kendi gözümle görmeden hiçbir şeye inanmam ben. Murat'ın geri döndüğünden haberi var mı senin? Yok ağa. Yemin ederim ki yok. Son günlerde senin halinden de şüpheleniyorum zaten. Eğer benden bir şey saklıyorsan bil ki leşini köpeklere yediririm. Çavuşoğulları bunlar. Ortalarından yarıp kaçalım. Ben çavuşoğullarından kaçtı dedirtmem kendime. Thank you.
kardeşim. Artık benden hayır yok. Hiçbirini sağ koymayın. Kenan kardeşim. Kenan! Kenan! Dağ gibi kardeşimi yedin Hıdra. Eğer ben de senin bütün soyunu temizlemezsem... namert. Ağam. Nazlı Murat'la evlenmesin diye elinden geleni yapacaksın. Son vasiyetim bu. Hakkımı helal etmem sana. Nazlı kardeşim, babam. Ne oldu babama? Kıydılar, öldürdüler Çavuşoğulları, dağ gibi ağamızı. Allah! Murat da var mıydı işlerinde? Murat da var mıydı diye sordum, cevap ver Nermin abla. Olmasa bu işler gelir miydi başımıza? Babanı Murat vurdu. Nereye Nazlı? Babamı bulmaya. Ölüsünü dağ başında bırakacak değilim ya. Olmaz. Seni de öldürmeye gelecekler. Bir gün babanın intikamını almak istiyorsan kaçıp canını kurtarman lazım. Rüstem'in yemeğini var. Ya sen? Ben gidip jandarmaya haber vereceğim. Hadi durma. Evde kimse yok. Yakın! Yürüyün! Şimdiden hazırı peşine düşerim. Hadi Mustafa, siz olayı tarayın, biz yukarılar abi yapalım. Hadi. Neredeyse gece bastıracak. Aramaya yarın devam eder. Yürü gidelim. Ah!
Talihsiz kardeşim benim. Hadi evimize gidelim artık. Korkulacak bir şey kalmadı. Jandarmalar Çavuşoğulları'nı yakalayıp götürdü. Murat? Rüstem suçu üzerine almış. Jandarma Murat'ı aramadı bile. Artık sen de baba oldun Murat. Bir babanın çekebileceği en büyük acıları çektireceğim sana. Mezarında rahat uyu babacığım. Kanun'un elinden kurtuldu ama benim elimden kurtulamayacak. Onu bulup intikamını alacağım. Yemin ediyorum buna. Çavuşoğulları suçlarının cezalarını ölüme mahkum edilerek ödediler. Seneler hadisesiz geçti. Nazlı'nın oğlu Doğan'a olan sevgisi içindeki intikam duygularını küllemişti. Anası bilmez ki kaç tane babası baba var. Kim? Yürü! Hiç baba kim? Doğan geç kaldı Nermin abla. Çocuk bu bir yere takılmıştır. Doğan. Doğan. Bu halin ne? Ne oldu yavrum? Söyle yavrum. Ne oldu anlatsana. Piç diyorlar bana. Doğru mu? Benim piç olduğum doğru mu anne? O ne biçim söz? Doğru olur mu hiç? Öyleyse nerede benim babam? Neden hiç evimize gelmiyor? Söylesene anne, nerede benim babam? Gelemez. Çünkü çok uzaklarda. Şimdi anlayamayacağın kadar uzaklarda. Öyleyse babam gelene kadar gitmeyeceğim okula. Çiftliği satıp İstanbul'a gideceğiz Nermin abla. Başka çaremiz yok. Nazlı İstanbul'a yerleştikten sonra seneler birbirini kovaladı. Doğan 20 yaşına gelmişti. Kader baba ile oğlu aynı meslekte birleştirdi. Doğan da doktor olmak için tıp fakültesine devam ediyordu. Böbreğin iç yan kenarında biri ortada konkav, diğeri bunun üstünde ve altında konveks 3 parça var. Aferin Doğan. Sonra bunlardan ortadaki... Bir dakikada. Teyzeciğim zahmet etmeseydiniz. Zahmet ne demek kızım? Çoktunuz. Sıcak bir çay zihninizi açar dedim. Ama yoruluyorsunuz bizim için. Annem hiçbir zaman yorulmaz Leyla. Elinden gelse benim yerime imtihanlara bile o girecek. Yeni başlama Doğan. Başka bir şey isterseniz seslenirsin evladım. Çayını koydum Doğan. Biliyor musun? Anneni çok seviyorum. Yumuşacık, kadife gibi bir kadın. Öyledir. O kadar sevgi borçluyum ki ona. İstese canımı bile veririm.
Ya baban nasıl bir adamdı? Babamı hiç görmedim. Daha ben pek küçükken çıktığı bir yolculuktan geriye dönmediğini biliyorum sadece. O gün bugündür bizi aramadığına göre herhalde ölmüş olacak. Peki annene sormadın mı hiç? Sormaz olur mu? Doğru cevap vermez hiçbir zaman. Nermin teyze de annem de babamdan söz edilmesinden hoşlanmazlar. Neyse, çayımız soğumasın. Teşekkür ederim anne. Çok mu seviyorsun onu? Evet anne. O da seni seviyor mu? Seviyor. Ne oldu anne? Hiç. Yoksa istemiyor musun onu? O nasıl söz oğlum? Senin sevdiğin kızı ben istemez miyim hiç? Peki öyleyse. Düşünüyorum onu. Hayatta mutlu olabilmek için sadece birbirini sevmenin yetmediğini düşünüyorum. Daha çok gençsin. Körpecik yüreğini kırmalarından, seni de benim gibi hayata küstürmelerinden korkuyorum. Anne, söyle bana. Seni hayata küstüren babam mı? O adamdan bahsetme bana. Ama ben senin oğlunum. Gerçeği bilmek benim de hakkım. Hayır. Gerçeği bilmenin ne sana ne de bana hiçbir faydası yok. Delikanlı, uzun zamandan beri kızımla arkadaşlık etmektesiniz. Bu konuda ne düşündüğünüzü öğrenmek istiyorum. Niyetim son derece ciddi efendim. Demek niyetiniz ciddi. Peki, Leyla'nın şerefli ve itibarlı bir aileye mensup olduğunu biliyor musunuz? Biliyorum efendim. O halde kızıma karşı ciddi bir alaka besleyen kimsenin bizimki kadar şerefli bir aileye mensup olması gerektiğini de biliyorsunuz. Ne demek istiyorsunuz? Hakkınızda tahkikat yaptırdım. Hangi şartlar altında doğduğunuzu, annenizin de bir serseri tarafından ifade edilerek terk edildiğini biliyorum. Kabul edersiniz ki biricik kızımın babası belli olmayan biriyle evlenmesine razı olmalı. Senin babanın kim olduğunu? Anası bilir mi kaç tane babası var? Yürü! Geçmişi unutmak. Seni bütün kötülüklerden uzakta büyütmek için yıllarca mücadele ettim. Şimdi bana babanı soruyorsun. O aşağılık insanı soruyorsun. Öyleyse bil ki sana söylenenlerin hepsi doğru. Ananı bir sokak kadını gibi bırakıp kaçan, babamı kalleşçe öldüren bir canavarın oğlusun sen. Ondan intikam almak, onu öldürmek için yemin etmiştim oğul. Ama ne çare ki kucağımda günahsız, bir çare bir evlat vardı. Sen vardın. Bu yüzden ettiğim yemini tutamadım. O yemini şimdi ben yerine getireceğim. Hayır, hayır. Kan davası değil bu. Benim kendi meselem. Bu işe senin karışmanı istemiyorum. Beni kendinden ayıramasın artık. Yüzüne karşı sen pisin diye bağırılan benim. Önceleri küçüktüm. Anlayamamıştım ne demek istediklerini. Yıllarca çektiğim çilelere ağzından bunları duymak için mi katlandım? Eğer beni bir parçacık seviyorsan affetmeye çalış. Bir intikam uğruna hayatını mahvetmene dayanamam o. Ne söylesem boş anne. O adamı bulup yaptıklarının hesabını sormama engel olamazsın. İsmi ne bu adamın? Nerede yaşıyor? Göz göre göre ölüme yollayamam seni. Bu gencecik halinle onunla başa çıkamazsın. Çıkarım. Er geç kim olduğunu öğreneceğim anne. Boşuna çabalıyorsun. Ah oh, benim canım evladım. Ben onu çoktan affettim. Ne olur sen de affetmeye çalış. Olmaz anne, olmaz hiçbir zaman. Kim olduğunu söyleyeceksin bana. Hayır dedim. Hayır oğlum.
Felaketini kendi ellerimle hazırlayamam. Deprem bu defa Burdur'u vurdu. Ölü sayısı artıyor. Burdur'da felaket. Burdur harap oldu. 50 ölü var. Maşallah demir gibisin. Daha çok yaşayacaksın. Sağ ol evlat. Sen de çok yaşa. Gel bakayım yavrum. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ne pişiriyorsun Nermin teyze? Senin sevdiğin yemeği, etli kuru fasulye. Sana bir şey soracağım. Dedemi vurdular değil mi? Kim vurdu dedemi? Çocuk değilim artık. Her şeyi öğrenmek istiyorum. Bana sorma. Bir şey söylediğimi duyarsa annem beni öldürür. Anamdan da senden de usandım. Gerçekleri benden niye saklıyorsunuz? Hemen dedemin köyüne gideceğim. Olup biteni bana anlatacak birini bulurum orada. Sakın köye gitme. Çavuşoğulların adamları seni öldürür. Kim bu Çavuşoğulları? Kim olacaklar? Geberesi babanın soyu. Babamın işte. Adı ne? Murat. Murat Çavuşoğlu. Köyde mi yaşıyor? Hayır. Peki nerede? En son Burdur civarında bir yerde doktorluk yaptığını duyduk. Deprem bölgesine gidecek yardım ekipleri için gönüllü kayıtları burada yapıldı. Nasılsın bacı? Sağ ol evlat. Bu soğukta çoluk çocuk nasıl dayanırız bilmem. Yiyeceğimiz tükendi. Sığınacağımız bir yer de yok. Devlet baba bizi yüzüstü bırakmaz bacı. Bir çaresini düşünür elbet. Sen merak etme. Allah gönderdi onu buraya. Gece demiyor, gündüz demiyor. Çoluk çocuk herkesin yardımına koşuyor. Bu olmasa köylünü artık. Merhaba. Bana bir at bulsunlar muhtar. Yola kadar uzanıp bir bakayım yardım malzemesi nerede kaldı. Sen emret Hızır baba. Şimdi sana atı yetiştiririm. Malzemeyi bırakıp git canını bağışlarım. Bunları bekleyen aç, çıplak, yaralı insanlar var. Allah'tan korkunuz yok mu sizin? Fazla konuştun. Hayatımı kurtardınız. Teşekkür ederim. Ben de sana teşekkür ederim evlat. Aslanlar gibi vuruştun. Allah senden razı olsun oğlum. Sağ ol baba. Muhtar, tez kamyonu boşaltsınlar önce. Baş. Çadırları karşıya kurarsınız. Sen de Hızır Baba gibi doktor musun?
Kim bu Hızır Baba? Kim olacak işte Doktor Bey? Kimin derdi olsa Hızır Aleyhisselam gibi yetiştiğinden Hızır Baba deriz biz ona. Asıl adını kimse bilmez. Annem hiçbir zaman yalan söylemez. Babanın peşine o mu yolladı seni? Tam tersine. Engel olmak için çırpındı durdu. Onu tanısaydınız, beni büyütebilmek için nelere katlandığını bilseydiniz, babamı öldürmek için ettiğim yemine siz de hak verirdiniz. Hak veriyor sana oğul. Öyle bir alçağın oğlu olacağıma sizin gibi bir babam olsun isterdim. Ben de senin gibi bir oğula sahip olabilmek için dünyaları verirdim. Nermin abla! Nermin abla! Ne var Nazlı? Bak! Kolera çıkmış deprem bölgesinde. Ben hazırlanıp hemen gidiyorum. Bu sefer mani olamazsın bana. Çıldırdın mı sen? Baksana il sınırları kapatılmış. Nasıl gidersin? Ne yapacağız şimdi? Hayra yor biraz da. Doğan yakında doktor olacak. Kendini korumasını bilir. Böyle ağrıyor mu? Hayır. Aynı tedaviye devam edin. Giydirin lütfen. Evet, derin nefes alın. Evet. Doğan, sen hastasın. Tembih ettiğiniz bütün tedbirleri yerine getirdim ama kolera mikrobu beni de yendi. Su. Hiçbir şeye yanmam. Anamın intikamını almadan öleceğime yanarım. Hayır, ölmeyeceksin. Bütün bilgimi kullanıp seni kurtaracağım yavrum. Üç gündür uyumadınız doktor bey. Müsaade edin de hastayı ben bekleyeyim bu gece. Teşekkür ederim hemşire hanım, ben beklerim. Kolera'nın da hakkından geldin sonunda. Arslan oğlum benim. Oğlum dediniz bana. Artık öyle sayıyorum seni. Tabii babam sayılırsınız. İkinci kere hayatımı borçluyum. Ne borcu oğul? Baba oğul arasında borç mu olur? Bana dargın mı gidiyorsun? Artık işe yaramaz diye beni başınızdan savuyorsunuz. Ne? İşe yaramadığından değil. Uzun bir istirahat devresi geçirmen lazım. Annenin sana benden daha iyi bakacağına eminim. Kendini iyice toparlar gene gelirsin. Geleceğim tabii. Gelmez olur muyum hiç? Hala intikam peşinde misin oğul? Tanrı bunun için iki keredir canımı bağışlıyor. Bu borcu mutlaka ödemeliyim. Eğer bu seni mutlu edecekse ben de sana söz veriyorum. Murat'ı öldürmen için elimden geldiği kadar yardım edeceğim. Al bunu. Benden bir hatıra olarak saklamanı istiyorum. Sağ olun. Bana gösterdiğiniz yakınlığı hiçbir zaman unutmayacağım. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık baba. Güle güle oğul. Güle güle.
Gideli 3 ay oldu Nermin abla. Hala Doğan'dan bir haber yok. Eğer başına bir şey gelmişse bil ki yaşayamam. Muhakkak postacıdır bu gelen. Kavuşturan Tanrı'ya şükürler olsun. Ne kadar da sararıp solmuşsun. Hoş geldin Doğan. Hoş bulduk Nermin teyze. Meraktan çıldıracaktık neredeyse. Dur Nermin abla. Sen valizlerini alıver. Oğlum otursun bir nefes al. Habersiz bırakıp giderken hiç acımadın mı anneni oğlum? 2 satırcık mektup yazmak da gelmedi mi aklına? Ne söylesen haklısın. Ama günlerce kendimi bilmeden yattım anne. Koleraya yakalandım. Koleraya mı? Allah esirgemiş oğlum. Ölümden dönmüşsün sen. Hızır baba olmasaydı çoktan ölmüştüm zaten. Yalnız doktor değil. Yakışıklı, mert, fırtına gibi bir adam anne. Gerçek bir baba gibi davrandı bana. 2 kere hayatımı kurtardı. Senin kadar seviyorum onu da. Hayatını kurtarmış bir adama olan hislerini anlıyorum oğlum. Ama bil ki beni sevdiğin kadar kimseyi sevmene tahammül edemem. Tanısaydın sen de benim kadar severdin onu anne. Ben senden başka kimseyi sevemem oğlum. Sevgini de kimseyle paylaşamam. Bir gün nasıl olsa seni onunla tanıştıracağım. O zaman bu söylediklerine pişman olacaksın. Ayrılırken de kendisi için çok değerli olan bir şeyi hediye olarak verdi bana. Herhalde çok eski bir şey olmalı anne. Evet, çok eski olmalı. Ben elimi yüzümü yıkayayım. Tanrı acısın bize. Tanrı acımıyor bize Nermin abla. Tanıdın değil mi? Yıllar önce yalanlarıyla beni kandırdığı gibi şimdi de oğlumu benden çalmaya uğraşıyor. Ama buna müsaade etmeyeceğim hiçbir zaman. Oğlumu elimden kimse alamaz. Ya çıkar gelirse ne yaparız? Bu sefer öldürürüm onu. Kimi aradınız beyefendi? Tarık Bey'le görüşecektim. Buyurun. Babam çalışma odasında efendim. Siz salona buyurun, kendisine haber vereyim. Muratçığım sen ha? Gözlerime yaramıyor. Hiç değişmemişsin. Hala o yakışıklı Murat'sın. Sen de öyle. Kızım gel. Seni en eski meslek arkadaşımla tanıştırayım. Doktor Murat, kızım Leyla. Memnun oldum efendim. Ben de yavrum. Sen bize 2 kahve söyleyiver. Allah bağışlasın. Çok güzel bir kızım var. Haklısın, güzeldir kızım. Senin çocuğun var mı? Var. Kızından biraz büyük bir oğlum var benim de. Anlayamadım. Ben evlendiğimde bekardın sen. Daha bilmediğin bir sürü şey var. Gel şöyle karşıma otur da dinle beni. Şimdi sıkı dur. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızın Leyla'yı nikahsız doğmuş oğlum Doğan'a istiyorum. Bak, sakın olmaz demeye kalkma, çeneni dağıtırım. Müzik
İşte her şeyi öğrendin şimdi. Gerçekten halt etmişim ben. Ama kardeşim, senin oğlun olduğunu nereden bilebilirdim? Kız benim değil, senin kızın sayılır. Verdim gitti oğluna. Anne! Anneciğim! Neredesin? Ne var Doğan, ne bağırıyorsun? Ah anneciğim! Dur, dur oğlum, ne yapıyorsun, dur! Anneciğim, inanılır şey değil. Leyla'nın babası evlenmemize razı. Ama bu değişikliğin sebebini Leyla bir sır gibi saklıyor benden. Çok sevindim oğlum. Yüreğimin üzerinden büyük bir taş kalktı. Müsaade edersen önümüzdeki hafta nişanlanmaya karar verdik. Gelinimi öpmeyi şimdiden arzuluyorum. Anneciğim benim. Yıllardır seni tekrar görebilmek umuduyla yaşadım. Ne olur dinle be. Hayır, gelmeyecektin buraya. Bana bu kötülüğü olsun yapmayacak. Hayatımda hiç kötülük yapmadım sana. Bütün suçum deliler gibi sevmekti seni. Hala seviyorum. Yalan! Her söylediğin yalan. Oğlumuzun başı üzerine yemin ederim ki doğru söylüyor. Doğan'ın ismini alma ağzına. O senin oğlun değil. Anne! Anne nerede? Anne! Bir adım daha atma. Doğan gelmeden hemen git buradan. Yoksa bu sefer muhakkak gebertirim seni. Anne ne yapıyorsun? Çıldırdın mı sen? Babanı soruyordun bana. İşte karşında duruyor. Ben bir canavarı öldürmek için yemin etmiştim. Ne yazık ki canımı iki kere borçlu olduğum birini öldürmek elimde değil. Gidin buradan. İşte oğlun da kovuyor seni. Ne duruyorsun hala? Yıllardır her şeyi unutmaya çalıştım. Hatta babamı öldürmüş olmanı bile. Ama oğlumun sevgisini hiçbir zaman çalamayacaksın benden. Babanı ben öldürmedim Nazlı. Sana gelince oğlum, bir gün gerçekleri öğreneceksin. O zaman en az annen kadar benim de seni sevmeye hakkım olduğunu anlayacaksın. Hakkın yok onu sevmeye. Benim oğlum o. Yalanlarınla oğlumu kandırmana fırsat vermeyeceğim. Geberteceğim seni. Anne! Git! Git defol buradan! Son nefesime kadar nefret edeceğim senden! Sen ölmeden rahat yüzü yok bana! Ölürsem gerçekten huzura kavuşacak mısın Nazlı? Bundan şüphen mi var? Pekala. Madem ki bu kadar istiyorsun... Anne! Hele dur delikanlı! Şimdi beni dinle bakalım. Anan gençliğinde oynak karının biriydi. Her gün başka bir erkekle yatardı. Susun! Susun diyorum! Yoksa babam olmanız sizi öldürmeme engel olamaz! Baban mı? Hangi baban?
Bu kadının seni benden peydahladığından bile şüpheliyim. Yapamayacağım. Yapamayacağım. Alçağın biri de olsan babamsın. Seni öldüremem. İstersen sen beni vur. Bana. Çekil önünden Nermin abla. Babamın katilini kimseye bağışlayamam. Dur, ateş etme. Babanın katili değil o. Yalan söyledim sana. Bir çavuş oğluyla evlenmeni istemediğim için yaptım bunu. Murat Bey'in hiçbir günahı yok. Her şeyi Rüstem yaptı. Babanın katil olmasam da gene de öldür beni Nazlı. Sen olmayınca, oğlum olmayınca yaşamak neye yarar? Asıl ölmeyi hak etmiş olan benim Murat. Kendimi affettirmek için bundan sonra kölen olmaya razıyım. Kölem değil, karım olacaksın Nazlı. Mutlu olmak bizim de hakkımız. (Gülüyor)